Güzel insanlar, yeni bir günden yine herkese sevgi dolu bir merhaba diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Lezzetli sohbetleri Satide Türk ekranlarına, canlı yayına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Şemsadeniz. Yine yeni bir günde, yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Efendim, güzel bir gün olsun bugün. Böyle hava durumuna baktığımızda kar yağacak diyorlar. Telefonlar da aslında aynı şeyi gösteriyor. O zaman bugünlerde aman dikkat diyorum. Giyiminize, kuşamınıza, sevdiklerinize dikkat edin, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Bu kış ayları normal, değil mi? Soğuk olacak, belki kar yağacak ama ne diyoruz? İçimiz efendim, yürekler yumuşak ve sıcak olsun. Etrafınızda size pozitif enerji veren, güzel enerji veren insanlar olsun. Ben programıma neden hep güler yüze başlıyorsun, nasıl bunu yapıyorsun diye bazen soruyor insanlar. İki nedeni var. Bir, Kutsal Ruh gerçekten Tanrı'yla dolu bir yer. Ondan sonra programa başlamadan önce zaten hem sohbetler hem de kendi hazırlığımız aslında Rab'le beraber oluyor. Sonrasında tabii ki kamera arkasındaki arkadaşlar efendim, değil mi? Çok önemli değil mi? Çalıştığımız yerlerdeki insanlar efendim, onların size verdiği pozitif enerji ve gülümseyerek açmamıza neden olan bir program. İyi ki varlar diyorum. Gülümseten insanlar her zaman olsun hayatınızda. Bazen gerçekten o kadar çok ihtiyaç var ki. Çünkü etrafta kötü haberler, kötü şeyler oluyor. Dünya bazen baktığımızda gitgide daha karanlık, daha karanlık. Ama eğer çemberinizde güzel insanlar varsa, yine de ne olursa olsun gülümseyen insanlar varsa, o zaman evet ben o insanlarla varım diyelim ve böyle insanlarla doldursun Rab sizi. Bugün günlerden çarşamba, haftanın tam ortasına geldik. Evet, bu hafta yine hızlı geçiyor. Belki kış olduğu için bilmiyorum, çalışan insanlar için de mi aynı. Biz geldik haftanın ortasına. Bugün Gürkan Bey bizimle beraber olacak. Yine kitaplar, ilahiler, Rabbin sözüyle beraber yine lezzetli tarifler yapacağız. Bugün tatlı yiyeceğiz beraber. Ama ilk önce ne diyorum? İletişim numaraları. Eğer bizimle iletişime geçmek isterseniz 0216-256-6588 0216-256-6588 WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Facebook, YouTube'dan şu anda canlı yayındayız efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, bugün güzel bir paylaşımla açalım programı. Güzel ve gülümseyerek açalım programı. Evet, bu sözler, Rabbin sözleri yine yüreğimizde işleyecek. Bugün Gürkan Bey'le de yine çok önemli bir konuya değineceğiz ikinci yarıda. Ama ilk önce Filipililer 3:8-9 efendim. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Evet, o zaman ne diyor? Ne diyor efendim bu ayet? Diyor ki, öyleyse Mesih uğruna yitirdiğim her şeyi benim için problem yok. Ama Mesih uğruna eğer bir kazancım varsa işte o zaman doğru yerdeyim. Tekrar okuyorum ayeti, hep beraber bakalım. Ne diyoruz? Filipililer 3:8-9. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Evet, Mesih uğruna gerçekten bazen kaybettiğimiz ya da kaybettiğimizi düşündüğümüz dünyasal değerlerimiz var, değil mi? Mesih'le beraber yürürken nedir? Benliğimizi öldürmemiz gerekiyor, bir şeyleri bırakmak gerekiyor. Bu bir kayıp geliyor bize, değil mi? Ama şunu unutmayalım, Mesih'le beraber yürümenin bedeli buysa o zaman inanın bana değer. Devam ediyorum. Rabbim bizi doldurmak için önce boşaltması, şekillendirmek için önce kırması ve yükseltmek için de önce alçaltması gerekir. Evet, çok zor, değil mi?
Rabbim bizi doldurması için, neyle doldurması için? Kutsal ruhuyla doldurması için, sevgiyle doldurması için, alçak gönüllülükle doldurması için ilk önce içimizdekileri boşaltması gerekiyor. Çünkü içimizde ne var insan olarak? Koskoca bir benlik var, ego var, kibir var, bazen kötülük var, bazen kıskançlık var, bazen hırs var, sevgi ama para sevgisi var, yükselme sevgisi var. O zaman Rab ne yapmak istiyor? İlk önce kendi güzelliklerini doldurabilmesi için Tanrı'nın ve biz evet Tanrı'da güzel şekilde varız diyebilmemiz için Mesih'in bu içimizdekileri ilk önce boşaltmasına izin vermemiz gerekiyor. Çünkü dolu içimizde, her birimizde farklı farklı şeyler ve Mesih'e ait olmayan şeyler var. İzin vermemiz gerekiyor ki Tanrı içimizdeki bütün bu kötülükleri, ona ait olmayan benliğin duygularını alsın ki yerine işte o çok konuştuğumuz güzellikler, sevgisi, alçak gönüllülüğü, sabrı, umudu gelsin. İkisi aynı anda, aynı yerde barınması o kadar zor oluyor ki. Çünkü eğer biz Tanrı'ya bizi şekillendirmesine izin vermediğimiz zaman, içimizdeki kötülükleri çıkartmasına izin vermediğimiz zaman, kötülükle iyilik aynı yerde barınamıyor ve bir süre sonra maalesef ki benliğin tutkuları, kötü olanın istekleri daha baskın oluyor. O zaman bu sözler bugün yüreğimizde kazınsın. Rabbim bizleri doldurmak için önce boşaltması, şekillendirmek için önce kırması ve yükseltmek için de önce alçaltması gerekir. Biz istiyoruz ki hemen kutsallığa erişelim, hemen alçak gönüllüye erişelim, hemen çok çok büyük yerlere erişelim, hemen Rabbin en büyük gözdeleri olalım. Evet bunlar olabilir ama ilk önce bunun şekillendirme aşaması var. Rabbin bize şekil verme, yön verme, düzeltme aşaması var. İşte belki de şu anda hepimiz bu aşamanın içindeyiz. Ben şemsa olarak bunu biliyorum ki Tanrı'nın beni şekillendirdiği bir dönem yaşıyorum. Evet neden? Çünkü şekillenmesi gereken noktalarım var, düzeltilmesi gereken noktalarım var. Boşaltılması gereken noktalarım var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İlk önce bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani Tanrı'nın güzelliklerini içimizde istiyorsak ilk önce çıkması gereken şeylere izin vermemiz lazım. O zaman bunu nasıl yapacağım Şemsa diyorsanız. Evet Tanrı'nın işleyişine nasıl izin vereceğim? İki yolu var. Tabii ki en büyük yol dua ederek, farkına vararak. Dua edeceğiz ki Rab bize kendi hediyelerini, kendi şeklini verebilmesi için yüreğimizde çalışsın. İkincisi, evet bunu herkes söylüyor ama bu çok da doğru bir şey. Kutsal sözleri, kutsal kitabı okumamız gerekiyor. Duada olmayan, kutsal kitabı okumayan bir iman hayatında bizim şekillenmemiz, bizim değişmemiz, bizim yürümemiz çok zor. Neden? Çünkü bu şekillenme olması için bizim de insan olarak izin vermemiz gereken, bastırmamız gereken şeyler var. İşte ne dedik? Kibir, egolar, hırslar bunların yok olması için ne olması gerekiyor? Tabii ki Tanrı'nın daha fazla işlemesine izin vermek, duada daha fazla kalmak, kutsal sözü daha fazla paylaşmak ve gayret etmemiz gerekiyor. Ama şunun farkına varalım, hepimize şekil vermek isteyen bir Tanrımız var. Hepimizin içindeki bütün kötülükleri, tutkuları aslında boşaltmak isteyen bir Tanrımız var. Bizi yükseltmek isteyen ama ilk önce alçak gönüllülüğü öğretmek isteyen bir Tanrımız var. O zaman hamdolsun, şükredelim ki bu istekte olan bir Tanrımız var. Düşünsenize hiç umursamayan, ne haliniz varsa görün. Ben sizi yarattım, sizi güzel bir şekilde yarattım ama siz benim sözümü dinlemiyorsunuz deyip arkasını dönüp çekip giden bir Tanrı olabilirdi. Ama Tanrı aksine biricik oğlunu yolluyor, ondan sonra kutsal ruhu bize veriyor. Sonrasında yine devam ediyor bizimle uğraşmaya, bizimle ilgilenmeye. O zaman biz de onun çocukları olarak tek yapmamız gereken açacağız kollarımızı diyeceğiz ki evet buyur Rab, bu beden bu ruh senindir, acı verecektir, evet. Bu kesin bir şeydir. Çünkü benliğin isteklerini bırakmak acı veren bir şeydir. Benliğin isteklerini değiştirmek acı veren bir şeydir. Ama sonraki değişim işte o muhteşem bir değişimdir. O zaman ilk ayete geri dönersek ne diyor? Senin uğruna çektiğim acı
aslında çok büyük ve çok güzel bir acıdır. Neden? Yine bizim yararımıza olan bir şey. Yani bizim yükselmemiz, bizim değişmemiz, bizim daha iyi olmamız, bizim alçak gönüllü olmamızda Tanrı'nın bir kazancı yok aslında. Ona daha fazla tapınmamız Tanrı'nın bir kazancına değil. Yine bizimle alakalı bir şey. Farkına varmamız gereken şey, biz Tanrı'ya bir iyilik yapma şansına sahip değiliz. Biz Tanrı'ya lütfeden birileri olamayız hiçbir zaman. Onun lütfu aracılığıyla yine biz değişelim. Onun lütfu aracılığıyla biz bu dünyada var olmaya çalışalım. Biz Tanrı'ya iyilik yapmıyoruz aslında. Tanrı bize iyilik yapıyor. Kötülüğü de kendimize yapıyoruz. İyiliği de yine kendimize yapıyoruz. Bugün seçim zamanı olsun hayatlarımızda. Rabbin yolunda zorluklarla beraber şekillenmeye var mıyız? Yoksa yok yani ben Rabbi seviyorum ama bu şekillenme de çok canımı acıtıyor. Ben böyle idare edeceğim. Yine karar sizin. Yargı da benim değildir. Ama eğer biz Tanrı'nın çocuklarıysak o zaman bu şekillenmeye, bu alçalmaya, bu içimizdeki kötülükleri boşaltmaya aslında mecburuz. Çünkü hem Tanrı'nın çocukları olarak adlandırıp hem de Tanrı'dan olmayan sofralarda yemek yiyemeyiz. Bunu unutmayalım diyorum. Herkese günaydın, herkese sevgiler. Bu sözler yüreklerde bugün bolca çınlasın diyorum ve Gürkan Bey'in bugün yapacağı paylaşımla da aslında birebir bir uyumu var. Bugün yanında dedik ki çok güzel bir tatlı yapacağım efendim. Gördüğünüz gibi burada ne var? Ayvalarımız var. Tek bir ricam var size. Mümkünse tabii biraz daha olgunlaşmış ayvalar bulabilirseniz, böyle daha yumuşak ayvalar, onlara ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz bugün? Çıtır kurabiye yapacağız ayvalı. Bunun için ihtiyacımız olan 200 gram oda ısısında margarin veya tereyağı. İsterseniz margarin veya tereyağı da bir tencerede ya da bir tavada eritebilirsiniz efendim. 1 çay bardağı sıvı yağımız, 2 yemek kaşığı yoğurdumuz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı vanilya, aldığı kadar un, yaklaşık 3-3,5 efendim su bardağı una ihtiyacımız var. İç harcı içinde 2 adet orta boy ayva, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tarçın, 2 avuç iri çekim cevize ihtiyacımız var. Şimdi şeker oranını eğer daha şekerli seviyorsanız kurabiyelerinizi birer kaşık arttırabilirsiniz. Eğer ben o mayhoşluğu seviyorum diyorsanız o zaman size verdiğim tarifte kalacağız. İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce hamurdan başlamayacağız. İlk önce ayvalarımızı rendeleyeceğiz. Ondan sonra bir tavanın içinde sıvı yağla ve güzel tereyağıyla beraber karıştıracağız. Pişirmeye başlayacağız. Şekerimizi, tarçınımızı, cevizimizi ekleyeceğiz. Ve biraz soğuması için kenara bırakacağız. O arada da hamurumuzu yapacağız güzel güzel. Onu tabii 10 dakika bıraktıktan sonra bu iki malzemeyi birleştireceğiz ve güzel kurabiyeler yapacağız. Fırından çıktıktan sonra pudra şekeri ve çikolata. Çikolatayı belmale usulü eriteceğiz. Belmale usulü nedir? Altta kaynayan bir su, üstte de böyle bir tava koyacağız çikolatamızı. Orada erimesine izin vereceğiz. Sonrasında efendim kurabiyelerimizi çıkartacağız. İlk sıcaklığı geçtiğinde pudra şekeri ve biraz çikolata serpeceğiz efendim. Enfes bir lezzetli mi? Lezzetli kıtır kurabiye oluyor. Eğer elmayı seviyorsanız elma yapın ama genelde bu kurabiyeler elmalı yapılıyor. Mümkünse benim ayvalı tarifimi denerseniz çok sevinirim diyorum. Evet efendim, sözü daha fazla uzatmadan çayları kahveleri hemen hazırlayın. Gürkan Bey geliyor. Bugün lezzetli sohbetlerde güzel şeyler olacak. Hadi bakalım. Görüşü başlıyor. Uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Saat 7 Türk ekranlarında ülkemizdeki ve dünyadaki gündemi Hristiyan bakış açısıyla değerlendirdiğimiz Dünya Görüşü her zamanki gün ve saatinde yeniden sizlerin karşısında olacak.
Ya Mesih bir peygamberlik sıfatıyla anlatılabilecek bir kişi değil. Hayır. Bizler birbirimizi nasıl sevdiysek onlar da birbirlerini sevsinler. Bu haberleri yorumlarken şaşırıyorum. Dünya Görüşü 5 Şubat'tan itibaren her çarşamba saat 20'de canlı yayında Saat 7 Türk ekranlarında. Görüşmek üzere. Oyuncu Ege Tanman, Şemsa Deniz'e konuk oluyor. Yine size merhaba demek istiyoruz. Hoş geldiniz lezzetli sohbetlere. Babam ve Oğlum filminin Küçük Deniz'i, Leyla ile Mecnun dizisinin Kaan Bakkalı Ege Tanman, oyunculuk kariyeri ve yeni kariyer planlaması ile ilgili merak edilenleri paylaşmak için 11 Şubat Salı günü saat 12'de Saat 7 Türk'te sizlerle. 0216 256 65 88 WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Facebook ve YouTube'tan da canlı yayındayız. Oradan da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Umutsuzluğa kapılıp teslim olmayın. Tanrı onları görmektedir. O sizin güç kaynağınız ve teselliniz olacaktır. Nükhet Acar'ın sunduğu günlük yolculuğumuz kısa öğretişleriyle siz değerli seyircilerimizle buluşuyor. Saat 7 Türk ekranlarında. Hala güvensizlikle, korkularla ve emin olmadığınız planlarla mı savaşıyorsunuz? Mezmur yazarının dediği gibi, haklar sana şükretsin. Ey Tanrı, bütün haklar sana şükretsin. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te. Programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Size kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Anadolu'da Hristiyanlık kitabının yazarı Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu'da Hristiyanlık başlıyor. Hristiyanlığın temellerinin atıldığı yer olan bu topraklarda başlama ve yayılma öyküsünü anlatan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Rabbimiz İsa Mesih'ten, Tanrı'dan hepinize selamet olsun, bereket olsun. Acaba bizim iyilik diye gördüğümüz şey, bugün iyilik diye tanımadığımız şeyler olabilir mi ki acaba Tanrı'nın karakteri olsun? Duamız odur ki programlarımız değiştiren olsun. Bu program da öyle olsun. Bugün de öyle olsun. Bu buluşmamız da öyle olsun. Bu buluşmamız da değiştiren bir buluşma olsun. Dünya Görüşü başlıyor.
Uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sat 7 Türk ekranlarında ülkemizdeki ve dünyadaki gündemi Hristiyan bakış açısıyla değerlendirdiğimiz dünya görüşü her zamanki gün ve saatinde yeniden sizlerin karşısında olacak. Ya Mesih bir peygamberlik sıfatıyla anlatılabilecek bir kişi değil. Hayır. Bizler birbirimizi nasıl sevdiysek onlar da birbirlerini sevsinler. Bu haberleri yorumlarken şaşırıyorum. Dünya Görüşü 5 Şubat'tan itibaren her çarşamba saat 20'de canlı yayında Sat 7 Türk ekranlarında. Görüşmek üzere. Oyuncu Ege Tanman, Şemsa Deniz'e konuk oluyor. Yine size merhaba demek istiyoruz. Hoş geldiniz lezzetli sohbetlere. Babam ve Oğlum filminin Küçük Deniz'i, Leyla ile Mecnun dizisinin Kaan Bakkalı Ege Tanman, oyunculuk kariyeri ve yeni kariyer planlaması ile ilgili merak edilenleri paylaşmak için 11 Şubat Salı günü saat 12'de Sat 7 Türk'te sizlerle. 0216 256 65 88 WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Facebook ve YouTube'tan da canlı yayındayız. Oradan da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi mutfaktayım şu anda. Ocağın başında ayvalarımı rendeledim. Tarçınımı, şekerimi çok güzel bir şekilde şu anda pişirmeye başladım. Yanında da tereyağım şu anda kaynadı, bırakıyorum. Birazdan bir 5 dakika sonra da cevizlerimi ilave edeceğim. Ama kim burada? Gürkan Bey burada. Ben buradayım. Hoş geldiniz efendim. Yakalandım burada şeylerimi yaparken. Ne yapıyorsunuz? Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Onlar nedir? Orada flamingo mu? Flamingolar bugün. Wow, süper. Nasıl? Süper. Bu iğneyi gördüm. Geçenlerde bir AVM'de çok beğendim. Hemen aldım. Flamingoları çok severim ben. Evet, onun için pembe hemen... pembe evet, dolaşıyorlar. Evet, taktım. Çok çok tatlılar. Evet, evet. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok iyi. Bugün ayva tatlısı yapıyorum. Ama kurabiye şeklinde yapacağım. Ayva seviyor muyuz? Ayva tatlısı, kurabiye. Ayvayı ayva olarak sevmiyorum. Hah, ben bak, size söyleyeyim. Sevdireceğim bugün. Yani o ayvayı yani hakikaten ısırmak yemek çok kolay değil açıkçası. Ama ben bugün onu çok güzel pişiriyorum. Tarçınla, şekerle, cevizle. Ayva tatlısı şey değil mi? Şöyle hani içine hatta karanfil mi bir şey atıyorlar. Evet, böyle o başka rengi biraz bir kırmızılaşıyor. Komposto gibi oluyor o. Ama onu sonra şey yapıyorlar böyle yarısı, yarım olarak üzerine de şey koyuyorlar. Kaymak ya da kaymak dondurma. Koyuyorlar. Onu da yapabiliriz ama ben bugün onun kurabiyesini yapıyorum. Pişireceğim okay. Ayvayı. Seversiniz, sevmezsiniz yok, bilmiyorum. Yok o şekliyle seviyorum evet, ama çünkü öbür türlü hani yemesi zorlanıyor hakikaten insan. Zor. Dişler. Bir de onun bazı çeşitleri var. Yani hani direkt dişlerini üzerinde bırak yani. Nasıl geçiyor günler? Anlatın. Süper iyi geçiyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız geçen hafta? Ya nasıl? Aslında hiçbir şey yapmıyorum. Yani çok da sıra dışı bir şey yok. Ama dediğim gibi yani hani benim biraz karakterimden de kaynaklanıyor. Evet. Yani güzel geçiyor. Dediğim gibi sabah kalktım, elim ayağım yerinde, hamdolsun. Nefes alabiliyorum. Buraya gelebildim, izleyicilerimizle birlikte bu zamanı amin. Paylaşabileceğiz. Amin. Daha ne isteyeyim? Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de sabah böyle programı açarken de ilk önce bunun için şükrediyorum ve bunu yani. Söylüyorum. Yani nefes alıyoruz, geldik yine işimizin başındayız, hamdolsun. Biliyor musun, şimdi... Bazen hani sorarlar bazı şeylere, film artistlerine, şarkıcılara, yani ünlü kişilere sorarlar. İşte hani şöyle şöyle olsaydı, her şeyinizi kaybetseydiniz. Bazıları çok güzel cevaplar veriyorlar. Ben zaten sıfır noktasından geldim diyor. Yani o yüzden yani çok oradan büyük bir şey insem değil. De ne olacak ki zaten bildiğim hayat diyor. Aynen şimdi öyle. Benim de açıkçası öyle hani yani çok dip noktalardan çıktığım zamanlar oldu. Dolayısıyla hani insem de biliyorum nasıl olsa yine geri çıkacak. Amin. O yüzden hani boşu boşuna kendimi yorup da çok ah güzel. Ah vah vah demiyorum. Her şey olacağına çok varıyor. Hamdolsun. Bir de zaten kutsal kitapta da diyor yani kaygılanmakla ömrümüzü bir an bile uzatamıyoruz. O zaman kaygılanmayayım bari. Bir şeyi de değiştiremiyoruz. Hamdolsun. Çok doğru söylüyorsunuz. Bugün neler var menüde? Bugün bir sürü şeyler var. Bir de çok
seçimsiz geldim. Yani birçok şey hazırladım ama hangisini yapsam acabayı programın akışına bıraktım. Tamam. Don Quixote'u sever misin? Ay çok, çok. Peki Don Quixote'un şimdi programdan önce sevgili Erdem'le konuşuyordum kanaldan. Hı hı. Dedi ki ya bu senin okuduğun dedi şey kısa versiyonu dedi. Bir de uzun versiyon. Orijinali 2000 sayfa dedi. Oo. Ben de şok oldunuz. Ama yok zaten hani 2000 sayfa ne ara birisi iyilik yapıp yani şeye düşürmüş. Küçültmüş. Evet yaklaşık 200 sayfaya düşürmüş. Ama konudan bir şey kaybedilmemiş. Sadece hani işte Türk filmlerinde, dizilerinde de var ya bizim dizilerimizde, Hint dizilerinde de varmış. Onu da gördüm bu arada. Hani uzun uzun birbirlerine bakıyorlar. Onun anlamı yok. Çıkart aradan yani. Şöyle hemen göstereyim. Don Quixote. Cervantes'in ünlü eseri Serhat Yayınları tarafından yayınlanmış. İshak Tanır tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş. Güzel. Bu arada laf kalabalığına geldi. Don Quixote'u sever misin? Ne kaçırdım? Sever misin Don Quixote'u? Severim Don Quixote'u. Severim. Yani üstüne bu tartışılır. Hı-hı. Yaptığı şey tartışılır doğru mu yanlış mı ama ben yine de beğeniyorum yaptığı şeyi. Yani o dönem bir de filmleri falan da yapıldı kaç kere. Her şeyi var yani evet. Don Quixote'un. Yani çocukluğumdan biri. Aha. Böyle 10-12 yaşlarda bile ilk filmi çıkmıştı hatta. Çok hayran kalmıştım yani yaptığı. Şimdi anlatacaksınız zaten ne yapıyor diye ama ben beğeniyordum yani. Evet. Cervantes'ten biraz bahsedelim. Çok ünlü bir yazar çünkü. Cervantes Madrid yakınlarında gezgin bir eczacı cerrahın 7 çocuğundan 4.'sü olarak doğmuş. Yani Madridli, İspanyol. Madrid. Aha, İspanyol. Düzenli bir eğitim görmemesine karşın sonradan başkent olan Madrid'de kendi kendini yetiştirme olanağını bulmuş. Ne güzel. Yani yaşadığı dönem itibariyle de zaten hani şimdiki gibi büyük büyük şeylerin olduğu bir dönemde değil. Dolayısıyla hani kendi kendini yetiştirmesi olması da normal. Bir kavgadan ötürü hüküm giyince İtalya'ya kaçıp burada Haçlı ordusuna katılmış. Yani bizim açımızdan biraz şeyi de var yani. Evet var. Negatif bir yönü de var. 1571'de bizimle çok yolu kesişmiş Cervantes'in bak. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlılara karşı savaşırken sol elini kaybetmiş. Oo. 1575'te İspanya'ya dönerken Cezayir'deki Türk denizcilerin eline düşmüş ve Kuzey Afrika'ya götürülmüş. Orada 5 yıl kalmış. Yani Cervantes'le bizim de bir maceramız olmuş yani. Memleketine dönünce Cervantes edebiyata yönelmiş. 1584'te La Galatea adlı romanını yayınlamış. Çok güzel. 1605'te yayınladığı Don Quixote yani bu kitap ile birdenbire büyük bir ün sahibi olmuş. Yani nereden nereye bir kavgaya karışıyor, İtalya'ya kaçıyor, oradan bizim ordumuzun eline düşüyor vesaire vesaire. Sonunda geri dönüp Don Quixote'u yazıyor. Biz de okuyabiliyoruz böylelikle. İkide yazmış. Cervantes, dünya edebiyatının baş yapıtları arasında yer alan Don Quixote'u o günlerde çok tutulan, onun yaşadığı dönemde çok tutulan şövalye romanlarına bir yergi olarak yazmış. Eser modern romanın ilk örneği sayılıyor. Ya o dönemde şeyler varmış, Don Quixote'lar diyecektim, şövalye romanları varmış. Bu bizim şövalyemiz Don Quixote biraz farklı bir şövalye dikkat edersen. Evet. Onları yani şövalyeleri yermek için aslında yazılmış. Aslında Cervantes Şemsa ünlü bir yazardı ama zengin değildi. Zengin değildi. Evet hani böyle de bir şey vardır ya. Genelde değiller ya. Ünlüsündür ama zengin değilsindir. Evet evet. Yaşamının sonlarına doğru edebiyatçılara yakınlığıyla bilinen bir kont Cervantes'e yazı yazmasına olanak veren maddi desteği sağlamış. Eskiden böyle hamiler varmış. Hani ressamların, yazarların, işte çizerlerin. Hani birinin bir hamin oluyor, onun desteğiyle yürütebiliyormuşsun. Nihayet o da bir kont bulmuş kendisine. İspanya'nın Manş eyaletinde bir kasabada yaşı 50'ye yaklaşmış. Sıska, ince, uzun boylu, zayıf bir asilzade
yaşamaktadır. Bu hikayede. Bu sıska ince uzun deyince ben ilk Azerbaycan'a gittiğim zaman belki bunu sana daha önce anlatmış olabilirim. Bir Rus ailenin yanında kalmıştım Bakü'de. Evin hanımı ikide bir bana önce anlamadım Don Kihot diyordu. Aha. Anlamadım önce Don Kihot. Çünkü Don Kişot'a alışım ama Don Kihot alışık nedir? Değilim. Aha. Sonradan anladım Don Kihot. Çünkü buramda sakalım olduğu için. Ve de çok zayıf, ince uzun olduğum için bana Don Kihot diyormuş. Güzel ittifak. Evet, Asilzade'nin en büyük zevki şövalyelik kitapları okumaktır. Kendini bu kitaplara o denli kaptırır ki bazen uyku uyumaz, ihtiyacı olan işleri yapamaz, sihirler, kargalar, meydan okumalar, savaşlar, yaralanmalar, ilanı aşklar, acılar ve daha birçok şeyle dolu olan kitaplar arasında adeta kendisinden geçer. Düşün, kitapları okuyor ve kendinden geçiyor. İçinde bir sürü şey olan kitaplar bunlar. En sonunda Asilzade aklını kaybediyor. Yani Don Kişot. Ve o zamandan yaklaşık 100 yıl önce sona eren şövalyeliği tekrar canlandırmak için yola çıkmaya karar veriyor. Yani kendi yaşadığı dönemde artık şövalyelik yavaş yavaş ölmeye başlamış, yok olmaya başlamış. Ama kitapları okuyor, o havaya giriyor ve yeniden canlandırmaya kalkışıyor. Kendine Don Kişot, atına Rosinante adını koyar. Tosobalı Dulcine'yi de sevgilisi olarak hayal eder. Yanına da kimi alıyor? Sancho Panza. Sancho Panza. Evet. Ben eskiden başka bir şey söylüyordum da buna yenisini, doğru şeklini ben de yeni öğrendim. Sancho Panza adlı bir köylüyü de katınca yanına artık hazırdır ve yola çıkar. Haydi bakalım. Tabi bu zaten 2000 sayfalık kitabın doğal olarak başlangıcı oluyor. Asıl macera daha sonra başlıyor. Don Kişot hanları, şato, yel değirmenlerini dev sanır. Kurtarılmak isteyen genç kızları kurtarır. Olmayan tehlikeleri sezer ve atıldığı serüvenlerden düş kırıklığına uğrayarak üzüntü ve utanç içinde geri döner. Ay, çok üzücü bir macera almış onun için, evet. Hatırladım, yani çocukluğumu hatırladım bir anda. Ama zaten hani sadece çocukluk değil aslında, hani her zaman örnek veririz. Don Kişot gibi yel değirmenlerine saldırma deriz. Doğru yani, doğru. Hani bugün bile kullanılan bir şey bu. Ama tabii o da bir yergi var yani. Hani bunu anlatıyor. Neden anlatıyor? İşte bundan çeşitli dersleri çıkarabilmemiz için anlatıyor. Bir alıntı var kitabın içinden. Evet, diyor ki, daha doğrusu iki alıntı var. Bir tanesi diyor ki, yenilen ne kadar ünlüyse yenen o kadar ünlenir. Yenilen ne kadar ünlüyse doğru. Çok ters köşe bir cümle değil mi? Evet. İlk başta ne diyor diye şöyle bir düşündüm ama doğru. Yenilen ne kadar ünlüyse, sen ünsüz birisisin mesela. Ama yendiğin kişi çok ünlü. Ya. Onu yendiğin anda sen de ünlüsün çok artık. Çok doğru. Tabii bir sürü dizi yapılıyor bu konu üzerine. Tabii tam ki. Tam bunun üzerine kurulmuş bak. Yenilen ne kadar ünlüyse yenen o kadar ünlüdür. Bu kitabın bir özelliği de var. Bu kitabın içinden aslında dünya, yani işte dizisi, filmi, başka bütün alanlarda bu kitabın içinden çok fazla alıntılar üzerinden eserler üretilmiş. Biraz önce söyledik, yenilen ne kadar ünlüyse yenen o kadar ünlüdür. Bak bu bir filmin hani şey, tanıtım cümleleri oluyor ya. Tabii öyle gibi oldu değil mi? Aha, onun gibi bir şey oluyor. Ve bir sürü dizi var böyle konu üzerinde. Evet. Zaten beylik konular var yani, o konulardan da bir tanesi. İkinci bir alıntı daha var, bu konuda seninle konuşmak istiyorum. Kötülere iyilik etmek, kötülere iyilik etmek kum üstüne yazı yazmak gibidir. Bak, kötülere iyilik etmek kum üstüne yazı yazmak gibidir. Sen hem şimdi kurabiyeni yap, hem de ne düşünüyorsun? Hem benimle hem de izleyicilerimizle paylaş. Şimdi cevabım İsa'ya göre olacaksa
Yani şöyle. Yok şimdi yani, önce bir normal bir. Doğru. Yani. Yani şöyle evet yani evet. Şimdi kötülükle dolu bir yüreğe iyilik yapmak bazen hiç bir fayda etmiyor. Yani gerçekten anlaşılamıyorsun. Hı-hı. Olmuyor. Olmuyor. Ya bu yani. İşin bunun bir başka bir versiyonu var. Aynı anlama gelmiyor ama hani iyilik yap denize at. Evet. Bir şekilde geri döner. Evet ama ben buna inanmıyorum. Yani iyiliğin bir karşılığını beklememize gerek yok hayatta. Hı-hı. Artık o moddayım ben. Ama şeye katılıyorum yani. Evet yani kötülere iyilik yapmak birazcık kumda yazı yazmaya benzese de biz yine de yapıyoruz. Evet. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında evet normal şimdi normal bir şeyle bakarsan, bakış açısıyla bakarsan günümüzde birçok insanın düşündüğü gibi düşünürsek şöyle bir şey yani kötü olan birisine iyilik yaparsan bir anlamı yok. Hı hı. Yani kısaca bunu söylemek istiyorum. Kötülükle davranan birisine, kötülük yapan birisine sen iyilikle davransan da iyilikler de yapsan hani hı hı. süper şeyler de yapsan hı hı. yani boşa gidiyor. Hı hı. Yapıyorsun. Daha da beter hani işte gördün mü hani korktu da yaptı gibi oluyor. Değil mi yani? Hani evet evet şey, doğru. Ya, gördün mü nasıl da ezdim onu. Evet. Ya, gördün mü işte pes böyle etti. Adamı pes ettirirler. İşte böyle dize getirirler doğru. gibi oluyor. Korktuğun evet. için sanki iyilik yapmışsın gibi hı hı. oluyor. Ama sen tabii çok güzel bir yere değindin. Kutsal kitap açısından baktığımız zaman Rab her zaman İsa Mesih her zaman bize hep İyilik farklı yaptı. Olanı anlatıyor. Evet. Yani dünyanın gittiği ya da gösterdiği şekliyle değil asıl olması gereken tanrısal hı hı. değerler açısından nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Bunun için bazı ayetleri hazırladım. Güzel. Evet çalışıp geldim. Hem evet, bu konuyu görüyorum. Sana sormak istedim hem de bu konuda ayetler var. Biraz onlar üzerinde konuşalım dedim. Romalılar 12:21'de diyor ki kötülüğe yenilme kötülüğü. İyilikle yen. Evet. Tam ters değil mi? Çok. Kötülüğe yani kötülüğe normalde bize yani öğretilen şey yani birisi canını yakarsa sen de onun canını yak. Tabii dişe diş, göze aha. göz. Ben değil. Hatırlıyorum yani küçükken babam derdi okulda birisi sana dokunursa bir tane de sen patlat. ya yani işte, ama öyleydi. Dünya böyle. Öyleydi. Dünya bunu çocuğum zaten hani niye söylüyor. Öyle yapıyorsun falan ya sana birisi vursa bir tane de sen patlat. Ya bu hepimize herhalde tanıdık altta bir. Altta kalma. Tanıdık bir ifade hepimiz hı hı. bunu biliyoruz zaten. Diyor ki 2. Selanikliler 3:13'te sizlerse kardeşler iyilik yapmaktan usanmayın. Vay 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 İncil tam tersini söylüyor. Ya. İşte zaten. Vur, gözünü çıkar, hadi sen de yap aynısını demiyor. Diyor ki, iyilik yapmaktan usanmayalım. Evet. Oğlu iyilik yapmaktan usanmayalım. Yani ne kadar... Yani bu devam ettirin devam demek. Devam ettir. Yani bir kere iyilik yaptım, bitti. Ben yapacağımı yaptım, çekil demiyor. Usanmayalım. Devam. Bir yaptın, iki yaptın, üç yaptın. Öf püf, artık yeter usandım değil. Devam edin diyor. Yine Galatyalılar 6:9'da diyor ki, iyilik yapmaktan usanmayalım. Yine aynı cümle. İyilik yapmaktan usanmayalım. 1, 2, 3, 5. Bazen ama tabii şöyle de bir şey var Şemsa. İyilik yap 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 10 kere 20 kere hala insanın canını yakınca doğal olarak insan ama yeter diyebiliyor. Bu da bunu da anlayabiliyorum yani ben kendim de bazen bilmiyorum senin oluyor mu olmuyor mu ama bazen aynı kişi ya hani diyorum ki ya ümitsizliğe kapılmak pardon ümitsizliğe sanki kapılıyorum. Evet, yani değil. Hani yapıyorum ediyorum ama hiç tık bir değişiklik yok. Aslında o bile yanlış. Çünkü ben bu iyilikleri o değişsin diye değil. Ya işte bu. Ben kendim için yani benim doğam böyle olduğu için yapıyorum aslında. İşte anahtar ya da böyle yapmalıyız aslında daha doğrusu. Aslında anahtar cümleyi kurdunuz yani. İyilik yapmaktan neden sıkılıyoruz ve bir süre sonra pes ediyoruz ya da hayal kırıklığına uğruyoruz? Çünkü bir beklentimiz oluyor. Evet. Yani bir şeyler olsun, bir şeyler değişsin. Ama Rab aslında bir beklentin olsun demiyor. İyilik yap diyor. O kadar. Yap iyiliği. Hı-hı. Ama insan doğasında çok da dürüstçe bir şey söylediniz. Her zaman böyle olmuyor. Çünkü ufak da olsa bazen bir beklenti içinde buluyorum kendimi. Yani böyle aynı kişiye çok uğraşıyorsam. Bir süre sonra ya diyorum birazcık bir şey olsa ne güzel olurdu. Ama sonrası ne oluyor onu biliyor musun? Böyle bir beklentiyle yaptığımız zaman diyelim ki kişi sonunda nedamet getirdi. Dedi ki ya hakikaten ne kadar iyilikler yaptın. Tamam ben de artık iyi oluyorum dedi. Sen ne yapacaksın? Ah nasıl olsa artık iyiliklere iyilikle karşılık verdi. İyilikleri keserim mi diyeceksin. Öyle bir i̇şte tehlike var. İşte o da yok. O da olmaması doğal, değil mi? Neden? Doğal olarak iyilik sever bir yönümüz varsa
Ya, karşımızdaki iyi de olsa, doğru, kötü de olsa, hani kırmızı doğru da olsa, sarı da olsa, Çinli de olsa, Afrikalı da olsa, ne olursa olsun. Yani hani büyük de olsa, küçük de olsa, evsiz de olsa, zengin de olsa, sevilecek bir insan da olsa, sevilmeyecek bir insan da olsa. Zaten doğal olarak iyilik yapıyorsak ve bir beklenti olmadan iyilik yapıyorsak, bu kişi kötü de olsa iyiliğe devam edeceğiz, iyi de olsa iyiliğe. Çünkü bazen öyle bir sorun oluyor. İyilik yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Sonra kişi iyi oluyor. Sonra bırakıyorsun. O zaman da kişi diyor ki vay be, iyiliği ben iyi olana kadarmış. Vay ya. O daha kötü oluyor. Daha böyle sanki iki yüzlü gibi bir pozisyona düşüyoruz. Birinci Petrus 3.13 diyor ki iyilik yapmakta gayretli olursanız size kim kötülük edecek? Süper bir yaklaşım. Gerçekten ben şeye inanıyorum. Bir insanın yüreği ne kadar kötü olursa olsun, ya eninde sonunda bir köşede, yani bir kırıntı mırıntı bir şey, bunu anlama şeyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu yani normal hayatımda da deneyimliyorum. Şimdi böyle konuşuyorum, tam tersini yaşarım onu bilemem ama şu ana kadar yani ben kendim de biliyorum. Yani mesela bir yere gidiyorum, bir şey isteyeceğim. Benden öncekilere ya yok kardeşim git, ya işte ne bileyim git orada burada bilmem ne, hani bağırıp çağırıyor bazen insanlar. Ben gidiyorum, affedersiniz bir şey soracağım, biliyorum işiniz başınızdan aşkın. Affedersiniz şöyle şöyle bir durum var, nerede? Böyle sorduğum zaman karşı taraf yumuşuyor. Dolayısıyla hani hakikaten biraz dilimize, davranışlarımıza falan dikkat ettiğimiz zaman aslında karşımızdaki kişiyi kişiye olumlu anlamda bir yararımız da oluyor. Çok öyle doğru söyleyeyim. Ben buna çok inanıyorum. Dile, yani yaklaşıma, evet, yani karşı taraf size bazen çok ters tepkiler veren insanlara bazen olmayabiliyor. Size de aynı tepkiyle karşılık verir ama o diliniz eğer yumuşaksa bence bir süre sonra o insanlar, evet, evet, yumuşuyor. Evet, buna yani ben trafikte bir olay yaşadım. Aslında bunu daha önce bir kere paylaştığımı hatırlıyorum ama yani bir arabayla karşılıklı bir enteresan bir durumda kaldık. Ben de hani kenara doğru çekmesini istedim. Çünkü benim geçebilmem için. Bana böyle çok sinirli davrandı. Normal şartlarda hani benim de onun o hareketlerine sinirli davranmam. Beni provoke etti çünkü. İndim gittim yanına, böyle koluna dokundum ki ne oldu dedim. Ya sen bugün çok mu zor bir gün geçirdin yani. Tanıyor muydunuz? Tanımıyorum. Tanımadığım bir insan dedim. Çok mu zor bir zaman geçirdin dedim. Yani niye bu kadar böyle ateşli şey yani yükseldin dedim. Ona ya sorma abi dedi, işte şöyle şöyle şeyle. Yani normalde benim sen ne diyorsun kardeşim deseydim başka şey olacaktı. Ama inip de ya sen bugün zor bir gün, çünkü akşam saat 7. Evet abi dedi, ya kusura bakma dedi, gün içinde bir sürü şey yaşadım, biraz doluyum dedi. Ya anlıyor musun? Biraz işte değiştiriyor durumu. Selanikliler, 1. Selanikliler 5.15 diyor ki sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin diyor. Sevgili kardeşlerim, 3. Yuhanna 1.11'de sevgili kardeşlerim kötüyü değil iyiyi örnek alın. İyilik yapan kişi Tanrı'dandır, kötülük yapansa Tanrı'yı görmemiştir. Yani iyilik yapıyorsan, bunu biliyorsan o zaman karşındaki kişinin ne durumda olduğunu anlayıp ona göre hareket etmek, dedim demin söylediğim gibi kızgınsa ona göre davranmak lazım. Çünkü biz neyi tanıyoruz? Tanrı'nın sözlerini tanıyoruz. Orada ne dendiğini biliyoruz. Neden böyle yapmalıyız peki? Neyi? Yani neden iyilikle davranmalıyız? Neden kötülük yapıldığında iyilikle davranmalıyız? Yani bana kişisel olarak sorarsanız, yani ben burada eğer Mesih'in çocuğuyum diyorsam, Tanrı'nın çocuğuyum ve onun yolunda yürüyorum diyorsam, o zaman dünyanın davrandığından bir farkım olması gerektiği için böyle davranıyorum. Bir, sözü biliyorum. İki, onun ruhunu taşıyorum. Üç, gerçekten böyle hissetmem gerekiyor. Dört de gerçekten benim ne ayrıcalığım kalıyor. Evet. Bütün bunları özetleyen bir ayet var, biliyor musun? Hangisi? Bak hepsini özetliyor. Hangisi? Hazır mısın? Söylüyorum. Hazırım. İzleyicilerimiz de hazırsa eğer. 1. Petrus 2.3. Tamam. Diyor ki çünkü Rabbin iyiliğini tattınız. Ya bütün bunları niye yapıyorsunuz? Çünkü Rabbin iyiliğini tattınız. Tabii. İyilik tadan iyilik yapar. İyilik bulan, değil mi, iyilik yapar. Şimdi biz bazen hani yükseliyoruz, nasıl öyle işte bilmem ne, kötülük yaptı. Pardon, yani her zaman bunu söylüyorum. Pardon da yani sen Tanrı'ya
karşı bir hayat yaşıyordun. Tanrı sana yine de iyilikle davrandı. Evet, lütfediyor. Gel çocuğum dedi. Sarıldı, lütfediyor. Elinden tuttu, sırtını sıvazladı, gözyaşlarını sildi. Ya. Pardon. Hı-hı. Dolayısıyla yani en büyük şey, bütün bunların hepsini özetleyen ayet 1. Petrus 2:3'te Rabbin iyiliğini tattınız. Neden bunları yapıyoruz? Neden böyle olmalıyız? Çünkü Rabbin iyiliğini tattık. Bir de o köle gibi olmayalım. Yani geçen hafta acımasız köle. Evet, yani bizim bütün günahlarımız bağışlandı Rab tarafından. Hatırlıyorsunuz o hikayeyi. Yani kölenin de bütün borcu silinmişti. Ama başka bir kölenin ona borcu vardı ama onu zindana attırdı ve orada bıraktı. Sonra tabii onu affeden kişi onu cezalandırdı. Yani biz de şimdi Tanrı'dan af diliyoruz, affediliyoruz. Sürekli lütuf istiyoruz, lütuf Hı-hı. altındayız ama biz hiç kimseye lütfedemiyorsak bir şey, hiç kimseyi affedemiyorsak, hiç kimseye sevgi göstermiyorsak işte benim hep aklıma gelen bir ayettir o köle. Evet. Yani bu o şeye giriyor. Yani biz bunu halk arasında ne diyoruz? Hep bana Rabbena. Evet. Olmaz yani ama. hep kendime olmuyor. Bu iyi bir şey değil. İyilik bulduk, iyilikle de davranmamız gerekiyor. Amin. Bir haberimiz var. Lütfen, hay. Çok beğendim bu haberi. Dün akşam okudum. Saat 7 Türk'ün internet sayfasından, haberin internet sayfasından. Defineciler kilisede suçüstü yakalandı. Hırsızlık mı yapıyorlardı? İstanbul Fatih'te gizlice girdikleri Ayayani Kilisesi'nde gümü bulmak için yani hazine bulmak için evet, kazı yapan ve maddi değeri çok yüksek olan bir tabloyu çalan defineciler operasyonla yakalanmış. Hmm. Bak detaylarını anlatayım sana. Ya bunlar da çok hırsızlarmış defineciler. Defineciler kilisenin ayin yapılan bölümünde papaza ait olan yerin zeminini kazmış ve hazine aramışlar. Anladım. Yani bu niye? Nedir bu kiliselerde gümü arama sevdası? Çok zengin işte Hristiyanlar yani çok zengindir diye herhalde. Gömülecek bir şey olsa niye kilisenin dibine gömülsün de gelin buyrunda kazın alın denilsin ki? Bilmiyorum. Yani hani böyle bir şey mi mantığı kaldı? Mantığı anlayamıyorum. Eskiden banka yoktu, banka sistemi yoktu, kasalar yoktu, bilmem ne yoktu. Evet. Hadi insanlar sağa sola bir yerlere bir şeyler gömüyorlardı. Allah aşkına artık yani bankalar var. Paran varsa yatırırsın. Altının varsa altın şeyleri var yani oralara yatırabilirsin. Niye değil kilisede mi? Şeyler var, kasalar var, getirir oraya. Yani kim kilisede bilmem nerenin altında bilmem nereye altın koysun. Neyse inceleme başlatan polis tablonun Fatih'te bir tabloda çalınmış. Bir antikacıda satışa sunulduğunu yani girip bir de tablo götürmüşler. Polis antikacı Hakan Çeyi gözaltına almış. Kiliseden çalınan tablo da ele geçirilmiş. Güzel. Ama işin ilginç kısmı biraz sonra geliyor. Soruşturma derinleşince şüphelilerin organize bir şebeke üyesi oldukları belirlenmiş. Olayla ilgisi olunan yaklaşık 10 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilmiş. Şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılmışlar. Ne diyeyim? Ben de bir şey diyemiyorum. Çünkü bir kısa süre önce evi soyulan bir insan olarak ne da diyebiliriz? Yani hani yani tutun öbür taraftan olmuyor işte olmuyor. Yani 38. Hırsızlığı için yola çıkıyor insanlar. Ekümenik Patrik Bartolomeos kiliseden çalınan 150 yıllık tarihi eserlerin sadece 3 saatte bunun için kutluyorum. Wow. Sadece 3 saatte ele geçirildiği başarılı operasyon için İstanbul Emniyeti'ne teşekkür etmiş. Öyle gerçekten. Biz de buradan hakikaten tebrik ederiz. Sevindik ve Hı-hı. güzel bir şey. 3 saat içinde çalınan şeylerle birlikte milleti ve çalınan şeyleri kıskıvrak emniyetimiz yakalamış. İstanbul Emniyeti'ne hakikaten teşekkür edelim. Hepimiz eserler hiçbir zarar görmeden Patrikhane'ye teslim edilmiş. Çok güzel. Yani bence bu sevdadan mutlu vazgeçelim. Son. Yani evet, mutlu son oldu. Ve yani bunu düşünen ve yapmak isteyenler de yani bu görüyorsunuz işte 3 saatte yakalanıyorsunuz. Ondan sonra yani sonu hüsranla bitiyor ve hiç kimse Gürkan Bey'in dediği gibi artık gömüsünü ya da altınını kilisenin hiçbir yerine gömmez. Yani artık bankalar var, bir şeyler var. Yani, biraz mantık gerekiyor. Ya bir de hırsızlık yani bilmiyorum.
Yani kiliseyi çalsanız bir şey isteseniz verirler zaten ya size. Şu var, hani define arayabilirsin. Özel gidip define aramak için izin alırsın. Belli bir alan vardır. Hani tamam, yasal olarak. Ama yani gelip de bir kilisenin zemininde papazın bulunduğu bölümün altını kazıp da... Çok yani... film izlemişler. Ama film yani... film, çok film izliyoruz. Ya evet, hakikaten çok film, çok film izlemişler. Gerçekten bir şey öyle. De çıkmıyor aslında, biliyor musun? Yani böyle şeyler, böyle bir şehir efsanesi diyelim. Sanki bütün kiliselerin altı, manastırların altı, Anadolu'da çeşitli yerler, bütün yerler, yer gök, her taraf altın dolu, mücevherat dolu arıyorlar. Yani... Hayallerinize yazık diyoruz efendim. Evet, kurabiyelerim gördüğünüz gibi hazır şu anda. Şemsa, onlar... bunlar ne güzel yenilir, evet, biliyor musun? Afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bunlar hem şerbetli gibi olduğu için böyle çok güzel bir tat. Üstüne de ben birazcık pudra şekeri ve çikolata da ekleyeceğim. Şimdi hemen verelim fırına. Çünkü en az yarım saat pişecekler. Böyle kıtır kıtır olsunlar. Olmaz mı? Biz ne yapalım? Çayları kahveleri bir tazeleyelim. Kurabiyelerle belki biraz iştahınızı açmış olabiliriz. Ama eğer şimdi izleyemiyorsanız canlı yayını, sonrasından YouTube'da mutlaka izleyin ve tarifler için bize geri dönüş yapın diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen burada bunları yapıyorsun, herkese de çay kahveyi hazırlayın diyorsun. Yani herkes... Herkes ne söyleyin? Yani biz hadi şeyimizi yiyeceğiz, kurabiyemizi. Evet. Onlar neyle da aynı anda mı yapsınlar? Ya aynı anda yapamıyorlar. Onlar sadece çayları kahveleri tazeliyorlar. Ama aynı yapan bazen birkaç izleyicimiz oluyor. Bu malzemeler varsa, ama o çabı zor. Onun için YouTube yayınlarımız var ama. Evet. Sonrasından izlemeleri doğru, için. Doğru, doğru. Kısa bir ara biz yine buradayız. Evet. Ege Tanman, Şemsa Deniz'e konuk oluyor. Yine size merhaba demek istiyoruz. Hoş geldiniz lezzetli sohbetlere. Babam ve Oğlum filminin Küçük Deniz'i, Leyla ile Mecnun dizisinin Kaan Bakkalı Ege Tanman, oyunculuk kariyeri ve yeni kariyer planlaması ile ilgili merak edilenleri paylaşmak için 11 Şubat Salı günü saat 12'de, saat 7 Türk'te sizlerle. 0216 256 65 88 WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Facebook ve YouTube'tan da canlı yayındayız. Oradan da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Dünya Görüşü başlıyor. Uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sat 7 Türk ekranlarında ülkemizdeki ve dünyadaki gündemi Hristiyan bakış açısıyla değerlendirdiğimiz Dünya Görüşü her zamanki gün ve saatinde yeniden sizlerin karşısında olacak. Ya Mesih bir peygamberlik sıfatıyla anlatılabilecek bir kişi değil. Hayır. Bizler birbirimizi nasıl sevdiysek onlar da birbirlerini sevsinler. Bu haberleri yorumlarken şaşırıyorum. Dünya Görüşü 5 Şubat'tan itibaren her çarşamba saat 20'de canlı yayında Sat 7 Türk ekranlarında. Görüşmek üzere. Umutsuzluğa kapılıp teslim olmayın. Tanrı onları görmektedir. O sizin güç kaynağınız ve teselliniz olacaktır. Nükhet Acar'ın sunduğu günlük yolculuğumuz kısa öğretişleriyle siz değerli seyircilerimizle buluşuyor. Sat 7 Türk ekranlarında. Hala güvensizlikle, korkularla ve emin olmadığınız planlarla mı savaşıyorsunuz? Mezmur yazarının dediği gibi, halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün haklar sana şükretsin. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İknur Bayfırat'ın stüdyo konuklarıyla Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Sat 7 Türk'te.
Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Engelli yaşamların engelleri aşan hikayelerini sizlerle paylaşacak olan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Size kendinizden bahsedin lütfen. Ben kara kuvvetlerinde emekli albay. 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. İlk müsabakamda 8. oldum. Yani herkesin bir gözlük takması gibi bir şeydir yani engelli olmak. Bir tanem Candan Er'in sunumuyla Engelsiz Yaşam her pazartesi saat 19'da sizlerle. Fizik tedavinin yararı oluyor mudur acaba? Sadece aileler, çocuklarını. Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. İşte buradayız, ayaktayız, bir aradayız. Tanrımız hala kontrolde ve her şeye egemen. Yeniden bir arada oluşumuzda tabii ki yeni bir sezonda heyecan içindeyiz. Duanın gücü yeni saatiyle bu sezonda sizlerle. Sizlerden gelen konular için dua eden Ayda Danıcıoğlu, Duanın Gücü programıyla her pazartesi, çarşamba ve cuma sabahı saat 10'da Saat 7 Türk'te. Ne diyoruz? Yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı sözü eksik olmasın. Tanrı'nın sevgisi ve esenliği hepinizi sarsın. Sevinçleriniz çoğalsın, dualarınız yanıtlansın. Anadolu'da Hristiyanlık kitabının yazarı Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu'da Hristiyanlık başlıyor. Hristiyanlığın temellerinin atıldığı yer olan bu topraklarda başlama ve yayılma öyküsünü anlatan program Saat 7 Türk'te sizlerle. Oyuncu Ege Tanman, Şemsa Deniz'e konuk oluyor. Yine size merhaba demek istiyoruz. Hoş geldiniz lezzetli sohbetlere. Babam ve Oğlum filminin Küçük Deniz'i, Leyla ile Mecnun dizisinin Kaan Bakkalı Ege Tanman, oyunculuk kariyeri ve yeni kariyer planlaması ile ilgili merak edilenleri paylaşmak için 11 Şubat Salı günü saat 12'de Saat 7 Türk'te sizlerle. 0216 256 65 88 WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Facebook ve YouTube'tan da canlı yayındayız. Oradan da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Rabbimiz İsa Mesih'ten, Tanrı'dan hepinize selamet olsun, bereket olsun. Acaba bizim iyilik diye gördüğümüz şey, bugün iyilik diye tanımladığımız şeyler olabilir mi ki acaba Tanrı'nın karakteri olsun? Duamız odur ki programlarımız değiştiren olsun. Bu program da öyle olsun. Bugün de öyle olsun, bu buluşmamız da öyle olsun. Bu buluşmamız da değiştiren bir buluşma olsun. Dünya Görüşü başlıyor. Uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Saat 7 Türk ekranlarında ülkemizdeki ve dünyadaki gündemi Hristiyan bakış açısıyla değerlendirdiğimiz Dünya Görüşü her zamanki gün ve saatinde yeniden sizlerin karşısında olacak. Ya Mesih bir peygamberlik sıfatıyla anlatılabilecek bir kişi değil. Hayır. Bizler birbirimizi nasıl sevdiysek onlar da birbirlerini sevsinler. Bu haberleri yorumlarken şaşırıyorum. Dünya Görüşü 5 Şubat'tan itibaren her çarşamba saat 20'de canlı yayında Saat 7 Türk ekranlarında. Görüşmek üzere. Tatmadım, hem
misalsiz sevgi verdi bana kıymetli kızım, çocuğumsun sen dedi. Kutsal ruhla coştu yaram, yaram, yaram. İsa şimdi tek istediğim güzelliği seni sevdiğimi söyleme ya. Hamdolsun. Çok güzel bir ilahi. Bütün ilahiler güzel ama gerçekten çok çok güzel ilahiler var. Yüreğe yani dokunan. Yani sözleri aslında şey gerçekten çok güzel. Çok güzel bir ilahi. Sözleri var. Çok da seviyorum. Yüreğim hiç bilmediği sahibine kavuştu. Gerçekten bilmediğimiz sahibimize amin. Kavuştu. Çünkü amin. Bazen bilmiyoruz gerçekten kim bizim sahibimiz. Ama hiç bilmediğimiz işte o sahibimize sahibimize kavuşuyor. Bırakıp tüm yükünü kutsal ruhunla amin. Coştu diyor. Çok çok güzel. Evet bugün... Çok güzel bir ilahi söyledik. Evet. Lafınızı balla bölüyorum. Rica ederim, rica ederim. Güzel bir ilahi, güzel bir tarif ve şimdi Rabbin sözüne geçeceğiz. Ama ilk önce şu tarifimi bir vereyim. Bugün ne yaptık? Bugün beraber çok güzel bir kurabiye yaptık. Çıtır kurabiye şu anda fırında pişiyor. Ayvalı efendim. Bunun için neye ihtiyacımız var? 200 gram oda ısısında margarin veya tereyağı. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz. 3 yemek kaşığı toz şekerimiz. 1 çay kaşığı kabartma tozu. 1 çay kaşığı vanilya. Aldığı kadar un demişim. 3-3,5 bardak su bardağı kadar alıyor efendim. İç harcı için 2 adet orta boy ayva, mümkünse biraz daha olgunlaşmış. 3 yemek kaşığı toz şekerimiz, 1 çay kaşığı tarçın, 2 avuç iri çekim ceviz içi efendim. Ne yaptık? İlk önce iç harcımızı pişirdik güzel güzel. Ondan sonra bir kenara bıraktık ve hamurumuzu hazırlamaya başladık. Her zaman hamurumuzu hazırlarken sıvı efendim işlemleri ilk başta koyuyoruz. En sona unumuzu ilave ediyoruz. Sonrasında güzel bir karışım, böyle hafif sarımtırak, güzel böyle meme ucu kıvamında bir yumuşaklık elde ediyoruz. İçini doldurduk, kapattık, verdik fırına. Dışarı çıktıktan sonra bir 5 dakika bıraktıktan sonra üstüne pudra şekeri ve belmare usulü eriteceğim, çikolataları ilave edeceğim diyorum. Ve afiyetle biz programdan sonra yerken siz de lütfen bu tarifi uygulayın ve yorum yapın bize diyorum. Buyurun. Ben de şiir dinler gibi dinliyorum. Ben heyecanlıyım. Şimdi güzel bir bölüme geçeceğiz. Evet. Birkaç haftadır birkaç konuya bakıyoruz. Evet. Kararlı olacağımız 4 nokta demiştik. Birinci noktayı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Başarısızlıkları,
unutmak. Evet, çok zor. Ne demiştik? Kardeşler, Filipililer 3, 13-14'te. Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum ancak şunu yapıyorum diyordu. Geride kalan her şeyi unutup geride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Hedefe doğru koşarken ne yaparsın? Bir şeyleri geride bırakırsın, tabii, arkada bırakırsın. Arkada. İşte bu da başarısızlıkları, geride kalan her şeyi bırakıp ne dedik? İleriye doğru koşacağız. Amin. Başarısızlıkları bırakacağız artık. Süper. Başarısızım, bir işe yaramam, ben denedim olmadı falan filan, bunları bir kenara bırakıyoruz. İki neydi? Çok sevdiğimiz bir şey, şikayet etmeyi bırakmak. Evet, neden şikayet etmeyi bırakmaktı bu? Oh. Arkadaş, dost, işte eşlerimiz, işte şunlar bunlar. Çevremizdeki insanlardan, hani olaylardan vesairelerden değil, İnsanlar. Ama insanlardan şikayet etmeyi bırakmak konusuydu. Bunun için de Koloseliler 3:13'ü aslında okumuştuk. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, ne yapmalıymışız? Rabbin sizi bağışladığı gibi birbirinize. Siz de birbirinizi bağışlayın. Rabbin sizi bağışladığı gibi. Amin. Rab sizi bağışladı, siz de lütfen, zahmet olacak ama lütfen bağışlayın. Çünkü siz bağışlandınız, bağış buldunuz, Tanrı ya. Tarafından bağışlandınız, o zaman biz de bağışlamaya çağrılıyoruz. Dolayısıyla bir, başarısızlıkları unutacağız. İki, kişilerden şikayet etmeyi bırakacağız. Üç. İlişkileri yenileyeceğiz, tamir edeceğiz. Evet, çok önemli. Ben hiçbir şey tamir edebilen birisi değilim. Hı hı. Yani bir şey materyal bozulursa olarak yapamam. Evet. Ama ilişki tamiri konusunda gerçekten hamdolsun Rab bir şey vermiş. Bazen birisiyle Amin. Bir şey yaşıyorum, sonra ne olduğunu da unutuyorum. Diyorum ki ya ben tamam, yani bu kişiyle bir bozuk bir şey var ama yani neydi, konu neydi, onu da hatırlayamıyorum. Çok bu iyi bir şey. Hafızam kötü, hamdolsun bu anlamda kötü olmasına seviniyorum. Bunun için ne demiştik? Romalılar 12:18'de mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın demiştik ve bir formülden bahsetmiştik. Hı hı. Formülümüz basit bir formüldü. Hata yaptım, özür dilerim, beni bağışlar mısın? Evet. Hata yaptım, özür dilerim, beni bağışlar mısın? Bak, hata yaptığımızı kabul ediyoruz, özürümüzü diliyoruz ve bağışlama talep ediyoruz. Evet. Nasıl gidiyor bunlar, bu üç maddeyi gerçekleştiriyor musun? Bunu tabii sana sorarken aslında izleyicilerimize de soruyorum. Şimdi hemen şeyi söyleyeceğim. İlişkileri tamir etme, onarma konusunda çok iyi. Yani çok zedelenmiş ilişkilerim yok. Orada en azından şu anda, ama bu sadece şu anlık bir durum değil bu arada. Bütün hayatımız için geçerli. Şu anda tamire ihtiyacı olan ilişkim yok. Ama başarısızlıkları geri bırakma konusunda iyi bir ilerleme kat ediyorum. Bir bu. Ve şimdi bugünkü konu. Benim için önemli bir konu. Süper. Şimdi başarısızlıkları unutacağız, şikayet etmeyi bırakacağız, ilişkileri yenileyeceğiz. Evet. Bu üç konu. Dördüncüsü, günahlara sırt döneceğiz. Günahlara sırt döneceğiz. Günahlara sırt döneceğiz. Dönebilir miyim? Lütfen. Ekrana. Lütfen. Şöyle sırtımızı döneceğiz. Bu arada saçım da ortaya çıkmış oldu. Çok değil iyi. Mi? Evet, günahlara sırtımızı döneceğiz. Amerikan İç Savaşı'nda Şemsa, enteresan bir ders var bizim alacağımız. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra kölelik kaldırıldı Amerika'da. Evet. Amerika'da biliyorsun çok acı bir kölelik dönemi vardı. Maalesef. İç Savaş'tan sonra kölelik kaldırıldı. Köleler özgür bırakıldı. Hamdolsun. Çok güzel bir haber. Bıraktılar. Ama birçok köle ne yazık ki eski efendilerinin yanında kalmayı seçti. Aha. Serbest kalmalarına rağmen. Evet, dediler yani artık serbestsiniz, ama onlar köleler öyle alıştıkları için ve oraya muhtaç oldukları için, başkasını bilmedikleri için, cesaret edemedikleri için orada kalmayı seçtiler ve kendilerinden istenenleri yapmaya devam ettiler. Çok acı bir şey. Özgür bırakıldılar ama köle olarak yaşamayı tercih ettiler. Of. Özgür bırakıldılar ama köle olarak hayatlarını sürdürmeyi seçtiler. Bazen bizler de bu şekilde davranabiliyoruz. Bizim de başımıza bazen bu geliyor. Özgürüz ama köle semptomları
veriyoruz. Taşıyoruz. Yani evet. Belirtileri veriyoruz. Doğru. Hani nezlenin belirtileri var ya, gripin belirtileri, onun gibi belirti veriyoruz biz de. Semptomları veriyoruz. İsa Mesih bizi özgür kılalım diye özgür kıldı. Ama ne yazık ki bazen eski efendiye uyarak yaşamaya devam ediyoruz. Edebiliyoruz. Çok güzel bir ayet var. Romalılar'da, sen okumak ister misin yakınlarındaysa? Evet. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Evet. Romalılar 6:12'de böyle söylüyor. Tanrı günahın yaşamımızda egemenlik sürmemesini ve bedenin tutkularına uymamamızı söylediğinde bu ayette, bizden istediği şey sırtımızı dönmemiz. Evet. Yani egemenlik, günah yaşamınızda egemenlik sürmesin, bedenin tutkularına uymayın derken söylediği şey sırtımızı dönmemiz. Evet. Tamam. Böyleyken tam ters. Yani 180 derece hop. Dönüş yapmak. Çok güzel bir program var aslında Saat 7 Türk'te, 180 derece. Evet, diye. Evet. Tam evet. Programın ismi 180 derece miydi hatırlamıyorum ama 180 derecesini hatırlıyorum. Evet. Değişen hayatları anlatıyor bu program. Hı-hı. Nasıl bu yönde giderken nasıl bir anda hop dönüp tam tersi yöne Tanrı'ya gitmek. Doğru dönüp Tanrı'dan uzaklaşırken nasıl Tanrı'ya yaklaştılar 180 derece dönüp, onu anlatıyor. Israrcı günah diye bir şey duydun mu? Evet. Ne demek sence? Yani bence yani tekrarlıyor, sürekli yaptığımız bir günah. Yani ısrarla bir türlü vazgeçemediğimiz bir günah gibi. Evet. Yani vardır hepimizin. Tekrar yapmaya eğilimli olduğumuz, meyilli, eski Türkçesiyle meyilli olduğumuz bir şey. Mesih'le 180 dereceymiş bu arada. Mesih'le 180 derece, süper. Çok güzel bir program. Çok severek izliyorum. Çünkü hayatı değişen insanların tanıklıkları var. Hamdolsun. Çok sevdiğim bir program Saat 7 Türk'te. Tekrar tekrar yapmaya meyilli olduğumuz şeylere, günahlara ısrarcı günahlar diyoruz. Günahlar da ısrarcı. Biz de ona tabii kapı açıyoruz. Birçoğumuz İsa Mesih'i izlemeye karar verdiğimizde Şemsa, bazı günahlardan kolaylıkla, bazı şeylerden Tanrı'nın gözünde hoş olmayan bazı şeylerden kolaylıkla kurtulabiliyoruz. Ama bazıları çok kolay değil, çok zor. Bazıları ısrarcı çıkıyor. Evet, bizi de bırakmak istemiyorlar, biz de çok bırakamıyoruz. Ve bunlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu şeye benziyor, hani bir şey alır mısınız diyorlar. Almıyorum, alır mısınız ama lütfen ısrarcı. Alın, lütfen alın, lütfen sonunda alın, lütfen alıyorsun. Alın. İstemiyorum, hani evet. Sonunda diyorsun ki tamam bari alayım neyse. Evet, evet. Ya, hayır, aslında kararlı olup almayacaksam almayacağım. Tamam. Evet. Yani bu konuyu kabul etmiyorsam, bu Tanrı'nın gözünde hoş olmayan bu şeyi biliyorsam, ne kadar ısrar ederse etsin, kardeşim kabul etmiyorum. Bu kadar. Kabul etmiyorum. Fakat bazen zaman içinde ne yazık ki ısrarcı günahların bir kısmıyla mücadele etmeyi bırakıp insan iki yüzlü demek istemiyorum ama iki yüzü olan bir hayat sürmeye başlayabiliyor. Yani bununla mücadele ediyorsun, 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 sonra da aman boş ver diyorsun. Bunu hayatının bir gölgeli kısmına çekiyorsun bu şeyi, tamam? Evet. Onu orada tutuyorsun, nasıl olsa mücadele edelim. Geri kalan hani her şey devam ediyor, iyi devam ediyor ama o orada mücadele ettiğin şey aman boş ver kalsın. O da hani şeyin, işin boncuğu olsun deyip devam edebiliyor. Evet. Evet, insan bazen ısrarcı günahlar konusunda artık bir şey yapamayıp mücadeleyi bırakabiliyor. Şimdi sormak istiyorum aslında kendime, sana ve izleyicilerimize. Acaba birlikte yaşamaya alıştığımız bir günahımız, suçumuz ya da Tanrı'nın gözünde hoş olmayan bir şeyimiz var mı? Pratik olarak. Yani senin olmayabilir. Var. Yani söyleyeyim ben. İtiraf saati. Bu programın bu kısmına itiraf saati ismini vermek lazım. Yalan da söyleyebilirsin. Mesih'le 180 derecede de itiraf saati diye bir şey olması lazım. Sabırsızlığım var. Oluyor hala. Bir de şey, çok çabuk karamsarlığa düşebiliyorum. Toparlıyorum hemen. Ama bu benim atmak istediğim bir şey. Üç tane var hem de. Üçüncüsü de kolay sinirlenmek ve alınganlık. Bence paralellik gidiyor. Şu alınganlık var ya. Evet. Hayatta en çok gerçekten... Çok dua ediyorum.
Çok dua yani, ediyorum alınganlık. Birçok şey ama şu alınganlık meselesi evet, gerçekten çok zor, yani çok ilişkileri, zor. Kiliseleri, hizmetleri, şunları bunları en çok evet. etkileyen şey. Neden? Mesela bir söz söylendi atıyorum. Siz bir şey söylediniz bana. Hı-hı. Üzülürüm içten içe, alınırım bu söze. Ondan sonra gider Rabbe bırakırım. Ama üzülürüm ve bu güzel bir şey değil. Yani benim için de güzel bir şey değil. Yani üzülmek istemiyorum. Ya şimdi bu bak, kadar detaylı bakmamak gerekiyor şu var, her şeye. Bak, Şemsa, az aslında biz zaman zaman konuşuyoruz. Her şey tabii ki %100 ideal olamıyor. Elbette. Yani bazen bazı konularda tamam mücadele ediyoruz. Bazen biz ilerliyoruz. Bazen mücadele ettiğimiz şey konusunda biraz zorlanıyoruz falan. Ama aslında şöyle bir şey var. Yani her şeyi de yani bu olmaz şu olmaz diyemeyiz. Bunlar zaman zaman hayatlarımızda gerçekleşiyor. Önemli olan mesela alınganlık. Yani insan olabilir. Yani o gün morali biraz şeydir. Biraz alınganlığı olabilir. Ama bazen öyle değil. Yani bugün hava iyi desen de alınıyor. Ha yok o kadar değil. Ha bugün hava kötü desen de alınıyor. Yani baksam yok. Da alınıyor, bakmasam da alınıyor. Yanından geçsem de alınıyor, yok. Geçmesem de alınıyor. Aşırı duygusallık oluyor. Yani de. Mesela elbisen çok yakışmış diyorum. Örnek veriyorum. Şimdi alıngan, çok alıngan birisi diyor ki ha bu elbisen çok güzel derken acaba ne demek istedi? Acaba aslında yakışmadığını, güzel olmadığını mı ifade? Haydi. Ama yani bu artık yok. Bu mücadele, başka bir şey. Bu artık hani tamamen direkt kaybedilmiş bir kale öyle evet, söyleyeyim sana. Yok. Yani birlikte yaşamaya alıştığımız bazı şeyler var açıkçası ama bunları evet. biz kendimiz zaman içinde anlayıp fark tabii edip açıkçası. Tabii aşırı kırılganlık iyi bir şey değil. Yani evet. bu kötü bir şey gerçekten. Her şeye de kırılmamak gerekiyor hayata. Aşırı duygusallık da çok iyi bir şey değil. Tabii bunlar büyük büyük şeyler olmak zorunda değil yani hani küçük küçük zaten olabilir. En önemli en ciddileri küçük tabii. küçük hepsini biriktirdiğin zaman totalde büyük oluyor zaten. Tabii. Acaba hızlıca öfkeye kapılıyor muyum mesela? Hmm. Başkalarını yaralayan sivri bir dilim var mı? Yok. Bak bu sivri, senin olmayabilir ama genel olarak yani insan bir de sivri dil diye bir şey var. Var var. Gerçekten var. Böyle pat diye bir şeyi söyleyip hop kenara çekiliveriyor insan. Hayda ondan sonra o sivri dilin açtığı yarayı yerde temizlemek. Kapat. Eleştirel tutum. Evet. Yani ben şey demiyorum şimdi yalan söylemek, hırsızlık bunlar hani beylik şeyler zaten ama bunlar sinsi şeyler. Eleştirel tutum. Ne görürse eleştiriyor. Olumlu yok. Ne görürse eleştiriyor yani ne bulursa artık mücadele ettiğimiz acaba başka şeyler var mı? Eğer varsa Şemsa günahın yaşamımızda hüküm sürmesine izin vermememiz gerekiyor. Ona imkan sağlamamamız gerekiyor. Ona mümbit, verimli alanlar yaratmamamız gerekiyor. Doğru. Sence? Çok doğru. Kapatabiliriz. Farkında varıyorsunuz zaten. Eğer Tanrı'nın sözünü okuyorsanız, gerçekten ruhta bir hayat yaşıyorsanız, Rabbi seviyorsanız zaten Tanrı'nın ruhu size diyor ki yani bu fazla bunu yapıyorsun. Evet. Bunu yapmayı bırakacaksın artık. Bunun üzerine dua edeceksin. Yani yavaş yavaş bunu bırakacaksın, sırtını döneceksin. Evet. Biz bazen istemiyoruz. Ama ben istiyorum. İstememiz gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Bir şey bırakmayı gerçekten istersen bırakıyorsun. Tanrı'nın yardımıyla beraber eğer bir şey bırakmak istiyorsan ve Tanrı'dan da yardım istiyorsan ve Rabbe uygun bir şey bırakmak istiyorsan Rab niye yardım etmesin? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bu çok güzel bir yere değindin. Şimdi bazen bir şey oluyor mesela. Diyorsun ki Rabbim bu konuda bana yardım et, ben bu konuda zayıfım, bu zayıflığımı kaldır. Tamam diyelim tamam. ki sivri dillilik konusunda. Sonra bir gün sivri dillik yaparken, böyle birilerini yaralamaya hazır bir şekilde dille operasyona başlarken Rab hatırlatıyor diyor ki sakın. Evet yapma. Yapma. Evet yapma. Ama işte o anda kendimizi toparlarsak Rab'le işbirliği yapmış oluyoruz ve evet. iyi bir şey oluyor. Çok iyi. Ama bu sefer de yapayım da bir dahakine yapmam dersek artık ama, bu bir süre sonra yok. Ya da kulağımızı tıkayıp tamam deyip hani sesi boğuyoruz ya Rab'in sesini boğup kendimiz yine yapıyorsak ona artık yani Tanrı ne yapsın her zaman ne diyoruz işte kapıyı çalıyorum diyor kapının bu tarafında kol yok.
Sen açarsan, sen istersen Rab yardım edecek. Doğru. Sen Rab'be yardım et, ne olur bana yardım et. Sivri dilimden kurtulmak istiyorum, alınganlığımdan kurtulmak istiyorum deyince senin de çaba göstermen gerekiyor. Her gün. Yani her şeyi Rab'be de bırak. Tabii ki bırakalım ama Rab'le işbirliği de yapmamız gerekiyor yani. Yok, tek başına zaten olacak bir şey değil. Kendi benliğinin yarattığı bir şey bu. Tabii ki çalışman gerekiyor evet. Tanrı'yla. Şu konuyu toparlıyorum, sonra hemen senin tamam. Şu şeylere kurabiyelere dönüyoruz. Lütfen. İsa Mesih'in çarmı üzerinde ölümü günahın gücünü kırdı. Amin. Amin. Kocaman amin, amin hatta. Amin. İsa Mesih'in çarmı üzerindeki ölümü günahın gücünü kırdı. Bu nedenle günah üzerinde zafer kazanabiliriz. Bütün bu şeyler amin. Üzerinde zafer kazanabiliriz. Rab bugün bize şunu hatırlatıyor Şemsa. Artık köle değilsiniz. Amin. Değiliz. Artık köle değilsiniz. Amerikan İç Savaşı'nda köleler kurtuldular ama hala köle olarak büyük bir kısmı köle olarak kalmayı seçtiler. Biz Rab tarafından ruhsal anlamda kölelikten kurtulduk. Amin. Amin. Günahtan kurtulduk. Çarmı amin. Üzerinde her şey tamamlandı. Rab tamamlandı dedi. Tamamlandı, bedel ödendi. Artık günahın üzerimizde hüküm sürmesine amin. Biz izin vermeyebiliriz. Amin. Çünkü artık köle değiliz. Köle gibi de davranmamıza gerek yok. Biraz sonra konuyu son olarak toparlayacağım ama senin bu yaptığın şeyler çok güzel görünüyor. Karlar yağdırdın. Ve şimdi çikolatalar yağdıracağım. Ve pudra şekeri döktün evet, pudra değil mi? Pudra şekeri döktüm. Güzel güzel. Sadece pudra şekeri olsa ne olur? Olur. Birkaç tanesini pudra şekerli bırakayım. Nasıl istiyorsak o şekilde mutfakta şef... Sizsiniz, hep söylüyorum. Birkaç tanesini böyle çikolatayla gezdirdim. Bu arada İstanbul'da kar bekleniyormuş. Daha yarın, doğrusu Türkiye'nin birçok yerinde bekleniyor. Kar bekleniyor. Hava durumuna baktım, yarın yağacak diyor, bakalım. Trakya'dan, Karadeniz bölgesinden gelen soğuk hava dalgası yarın bizi vuracakmış. Yani umarım çok fazla her taraf bembeyaz olmaz. Ben kar sevmeyenlerdenim. Çünkü metropolde yaşıyorsunuz. Yani kayada işte ne bileyim falan dökende, Uludağ'da falan oralarda güzel ama değil. Şehirde güzel olmuyor. Evet, hazırlar gördüğünüz gibi. Çok güzel bu arada kokuyorlar. İnanılmaz lezzetli kurabiyeler yaptık. Süper gerçekten. Çikolatalı ve pudra şekerli ikiye ayırdım ben. Çikolata sevenler çikolatalı sadece pudra şekerli. İstiyorsanız hiçbirini koymayın üstüne. Bu şekilde bile gerçekten 10 numara 5 yıldız kurabiyeler oldu. Şemsa bunlar küçük küçük böyle köfte gibi olsa. Şimdi ben geliştiriyorum. Köfte gibi olsa, sulu köftenin köfteleri gibi. Evet. Ondan sonra bunları büyük bir tasın içinde tamamı şeyle, neydi pudra şekeriyle dolu olsa. Oo. Onun içine atsak, böyle iyice sallasak. Sonra böyle kar tane topu gibi çıksa yesek olur mu? Olur olur yapalım. Tamam, en kısa süper. Zamanda. Ben çok bak da güzel yemekten olur. Anlamıyorum ama yemek geliştiririm. Bakın ne kadar güzel bir şey oldu. Hiç görmedim biz yapalım. Tamam süper. Tamam. Sonuç olarak... Şimdi birkaç haftadır devam ediyoruz. Sonuç olarak şimdi kendimize soracağımız bazı sorular var. Tamam. Ne kadar zamanımız var? Hala biraz var. Zamanımız var. Var. Bu aynayı, hani bana ayna gelecekti bir tane ayna. Şöyle ya. Bir ayna tutacağım kendime. Aynayı kendimize çevireceğiz ve bazı şeyleri kendimize soracağız Şemsa. 4 hafta boyunca konuştuk değil mi? Günahları sırt dönmek, başarısızlıkları geride bırakmak, ilişkileri onarmak. Şimdi bunun için bazı soracağımız sorular var kendimize. Nedir onlar? Mesela başarısızlıkları unutup geride bırakacak mıyım? Başarısızlıkları unutup geride bırakacak mıyım? Başarısızlıkları unutup geride bırakacak mıyız? Kendimi ve geçmişimi bağışlayacak mıyım? Şemsa, kendimi, amin. Geçmişimi bağışlayacak mıyım? Bir başka soru, başkalarına şikayet etmeyi bırakacak mıyım? Ya. Artık başkalarıyla iyi geçinecek miyim? Artık başkalarını sevmeye, gerçekten sevmeye kendimi adayacak mıyım? Yoksa başkalarına şikayet etmeye devam edecek miyim? O su eksik, bu su eksik, şunu yaptı, bunu yaptı demeye devam edecek miyim? Rab çünkü bizim başkalarıyla iyi geçinmemizi istiyor. İlişkileri tamir edip yenileyecek miyim? Yoksa değerli Şemsa, değerli izleyicilerimiz, yoksa bir anlamda
ilişkileri enfekte eden olayları büyütüp, derinleştirip, kocamanlaştırıp bir kan davası haline getirip tabii devam ettirecek miyim? Yoksa bugün bu ilişkiler konusunda inisiyatifi ele alıp Rabbin yardımıyla bu konuda bir çözüm için adım atacak mıyım, atmayacak mıyım? Bu sizin seçeceğiniz bir şey. Ve son olarak günahlara sırt dönecek miyim? Çok güzel. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani 4 sene bitti, 5 sene yok. Yok daha fazla, 5 seneden fazla oldu herhalde. Rab'le beraber yani kilise topluluğuna ait olalı Yunanistan'dan geldikten sonra bu alınganlık ve şey konusunda Rab'le beraber çalışmaya başlayınca herhalde 2 senedir falan çok büyük ilerleme oluyor. Yani bu benim yeni olan bir şey değil. Yani bu alınganlık, kırılganlık yani kadınlarda bir tık daha fazla oluyor ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir şey yakalıyorsanız kendinizde ve bununla ilgili uğraşıyorsanız gerçekten inanın bana Rab orada sizinle beraber çalışmaya başlıyor. Yani bir şey düzelmiyor demeyin kendinizde. Ya. Yani diyorlar ya 7'sinde neyse 70'inde o. Bu bizim için geçerli bir şey değil. Yani değişemem ben. Evet Şemsa ya sen bunu değiştirmiş olabilirsin ama ben yapamam diyen çok insan var. Bunu durduramıyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü biz tek başımıza değiliz. Yani bir süre sonra çünkü bu gayreti bırakan bir şey. Çünkü bu atasözleri, bu insanları sözleriyle hareket olacak bir şey değil. Yani hem kendinize güvenip hep Tanrı'ya güvenip değişeceğinize inanmak gerekiyor ve pes etmemek lazım bazı şeyler için hayatımızda. Yani şu var, hatırlarsan demiştim ki bu şikayet etmeyi, yani başka insanlardan şikayet etmeyi bırakmak dediğim zaman demiştim ki bay şikayet ya da bayan şikayet olarak anılmak mı istiyoruz? Ya yani bunu aslında büyütebiliriz. Bay şikayet, bayan şikayet mi olacağız? Tercih çünkü gerçekten bizim. Bay sivri dilli, bayan sivri dilli mi olacağız? Bay alıngan, bayan alıngan mı olacağız? Öyle. Yani bakın şöyle bir şey var. Hem Şemsa sana söylüyorum hem de gerçekten izleyici. Bu çok önemli bir konu gerçekten. Birçok kişinin mücadele ettiği bir konu. Bunun artık bitmesi gerekiyor. Şu sivri dilin, alınganlığın, şu buyurun artık bitmesi gerekiyor. Aynı konularla mücadele et nereye kadar? Bu mücadele tabii ki mücadele et ama artık bir mücadele 30 yıl sürmemesi lazım. Evet, çok yani doğru. Sivri dilim var, mücadele ediyorum 30 yıldır ama yani biraz da artık şunu tutmak gerekiyor. Çok haklısınız. Yani gerekirse konuşmama orucu tutmak lazım. Çok da büyük erdemdir bazen konuşmamak. Gerçekten. Bununla ilgili ayetler paylaşıyorum arada. Çok güzel atasözümüz var. Söz gümüşse sükut altındır. Doğru. Bazen gerçekten çok konuşabiliyoruz. Hiç gerek yok. Dolayısıyla yani gerçekten buna kararlı olacak, buna karar verecek olan biziz. Bunu bizim yerimize bir başkası, benim yerime sen karar veremezsin. Çok doğru. Senin yerine ben karar veremem. Hatta benim yerime Rab bile karar vermiyor Şemsa. Özgür çünkü. Rab belki istiyor ki ben gideyim Rab, bu konu ben sivri dilli birisiyim. Ben alıngan birisiyim. Açıkça söylüyorum. Böyle birisiyim, kızgınım. Şöyleyim, böyleyim, neysem. Bunu Rab'be söylememi ve Rab'le işbirliği yapıp Rab de sana bir yol gösterdiği zaman o yolu da izlemen gerekiyor. Amin. Eğer yolu izlemiyorsan, Rab'in dediklerini yapmıyorsan, Rab'le işbirliği yapmıyorsan hikaye. 30 yıl değil 88 yıl ömür bu geçer. Sivri dil devam eder. Çok ne yazık doğru ki bir gün nefesimizi verdiğimiz zaman o dil sustuğu zaman ancak durur. Öyle söyleyeyim ya da alınganlık ancak o zaman biter. Öyle olmasın. Öyle olmasın tabii öyle ki. Zaten amacımız... Lütfen. Yani amacımız, hayat böyle geçmesin. Amacımız cesaret vermek. Tabii. Ama cesaret verirken ne olacağını da söylemek lazım. Amin. Yani ben biliyorum ya bazen hani çevremde de insanlar aman çok sivri dilli birisi. İstemiyorlar yakınlarında. Şemsa. Evet. İstemiyorlar. Benim bile tercih etmediğim insanlar var. Yani tabii. Çünkü gelip öyle bir şey söyleyecek ki bütün moralimi alt üst edecek. Hani gereksiz yere, hani haklı yere söylese tamam okey ama çok gereksiz yere sivri dilli bir şey söyleyecek, moralimi bozacak, bütün alt üst edecek beni. İstemiyorum, uzakta ya, tutmaya çalışıyorum. Böyle olmayalım. Böyle olmak istiyor muyuz? İstemiyoruz. Çok, çok doğru o zaman bu yüzden bizim Rab'le işbirliği yapıp bütün bu şeyleri atmamız gerekiyor. Amin. Geçmişi geride bırakacağız, şikayetleri amin bırakacağız, amin, ilişkileri onaracağız ve 180 derece günahlara
sırtımızı döneceğiz. Hepimiz bunu yapabiliriz Rab'le beraber. Buna inanın. Her gün böyle bir dediği gibi Gürkan Bey'in de 30 senede aynı şeyle artık uğraşmayalım. Bize de yakışmıyor Tanrı çocukları olarak. Yok yok kesin. Çok önemli. Tanrı çocuklarına yakışmıyor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Süper bir zamandı kurabiyelerimi yemek için İstediğiniz bekliyorum. İstediğiniz kadar yiyeceğiz şimdi. Haftaya görüşmek umuduyla evet, diyorum. Evet haftaya başka kitaplarla Haydi ve konularla. Bakalım. Evet geldik yine bir bölümün daha sonuna. Yarın efendim çok tatlı bir konuğum beraber olacak. Babam ve Oğlum filminden aslında iz bırakmış bir çocuk oyuncu. Ama artık kendisi büyüdü efendim. Onunla beraber bir hoş sohbet yapacağız beraber. Ama yarın değil mi sanırım 11 Şubat'ta mı arkadaşlar? 11 Şubat'ta bizimle beraber olacak. Ben heyecanla bekliyorum. Hem güzel filmler paylaşacağız onunla. Siz de kaçırmayın diyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın efendim. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.